Otobile hoş geldiniz arkadaşlar. Arada 3 saniye var. Şu an Konya yolundayım. Konya yolunda. Sağda birazdan Ankara'daki her motorcunun bildiği Ulusan var. Ulusan KTM'yi bıraktı, hala Kawasaki ve Ducati'nin şeyi Ulusan'da herhalde. Bilmiyorum. Bilen biri yazar artık. Şu sağda bir yerde zaten motorları ve şu zengin oyuncağı dediğimiz şeyi görünce şey yaparsınız. Anlamışsınızdır oranın öyle bir yer olduğunu. Ne bakıyorum radar? Ali o da bizim, sağ olsun. Yanında çiçek mi alsam? Gerçi gidene kadar bütün çiçek dağılır. Çiçek mi kalır diyeceğim. O da çiçek satmıyormuş zaten. Ne satıyor? Koltukmuş o. Öyle. Evet, şu an dur, motobiliğe geçtik. Biraz konuşmam lazım. Şu an altımızda bir adet MT-25 var. Biliyorsunuz ki bir önceki vlogda mı diyeyim, bir önceki videoda böyle bir gazladık arkadaşlar. Düzde 172 gördük, ateş ettik falan filan. Neyse, onları zaten öbür videoda. Levo'yu nasıl dallıyorlar, çok iyi ya. Levo'yu öyle gaza getiremez diye düşünüyorum. Hele bir de şey lastikle. Söyle adını. Köpük dolu olan lastiğiyle Levo'yu o şekilde gaza getirebilme ihtimali %-20. Normalde de böyle şeylere çok gaza gelmeyen adam. Levo'ya anca böyle Ferrari Merrari olacak ki gaza gelsin. Sesi olan arabalardan ben gaza gidiyorum. Akrepin laneti diyeceğim. Evet, bisikletçi arkadaşları çok seviyoruz. Biraz dal geçmek için yapmadım. Bak, bunu yıllar önce Berent bir Kızılcahamam dönüşünde yapmıştı. Bisikletçinin yanından gelirken böyle motorla pedal çevir gibi yapmak. Bence eğlenceli bir şey. Gören bisikletli arkadaşlar da mutlu oluyorlardır bu durumdan diye düşünüyorum. Lan o kadar Konya yoluna çıktık, gene aynı yola geldik ya. Daha kaç kere aynı yoldan geçerek video, vlog çekeceğim acaba? İşte bu böyle Konya'dan. Yaşlı amcam bizi resmen görmedi ama yavaş olmasına ben güvenip şey yaptım. Gaz açtım. Normalde bunun direkt üstünden geçiyorduk. Biz ilk kez buradan böyle şey yapacağız. Şuradan çizgimizi bozmadan. Lan çok güzel viraj ya. Bilmiyorum, benim viraj yapasım gelmiş. Kendi motorumu tercih eder miydim burada bilemiyorum. Yalnız 25'i de sevdim. Öyle. Buradan bildiğiniz yılların incek yolu bir 45.856 kere daha geçmiştik. Ulan hiç şey olmuyor ki ya. Ben elim alışmış, ben de hiç korna kullanmıyorum. Ara gaz vermeye öyle alışmışım ki. Ara gaz vererek devam ediyorum. Devo da burada sola geçse şey aslında mantıklı. Hop hop. Neyse. Burada bir park vardı. Hatırlarsanız onu demiştim ben zamanında. Şu solda olması lazım. Şurada bir yerde. Bir kere geldim ben. Güzel park. İşte. Öyle. Ha, bizim geçen Engin kaza yapmış herhalde de. İncek yolunda adliyenin orada falan demişti. Bura mıydı acaba adliye? Ben mi yanlış hatırlıyorum? Herhalde şu bina mı? Ankara Belediyesi diyor. Pek adliye gibi değil o ya. Hiç de bilmiyorum ki. Bura ne ki ya? Bak, park dediğim bura işte. Burada spor yerleri falan var. Bura ne acaba? Buradan tın tın gidiyoruz işte, kenardan kenardan da. Burada da şeye dikkat etmek lazım, logar kapağına.
zaman kendimizin bir önünü boşa alalım da. Hah, Adalet Akademisi diyor. Burayı mı kastediyordu acaba? Ya bak arkadaşlar, ben de size vloglarımda şeyi anlatmaya çalışıyorum. Ankara'yı ama biraz anlamışsınızdır. Ben de çok bilmiyorum böyle. Paso kayboluyorum. Buradan bak bilmem kaçıncıya geçiyorum. Ayıptır. Adalet Akademisi diyor. Engin öyle bir şey yazmıştı ya. Neyse, geçmiş olsun dileyelim buradan Engin'e. Sezon biraz kötü başladı ya. Levo bir kuş çarptık Levo. İşte Engin kaza yaptı bilmem ne. Şimdi bu olay falan. Ne güzel durmuşsun. Böyle bir adama patlamış yanlış anlamadıysam Engin de. Bu taraftan biri sıkıştırıyor. Kendini sağa atıyor. İşte öyle. Orada da deminki gibi bir arkadaş durmuş olduğu için. Şey. Şurada bir yerde Ted'in bir şeyi var. Burada Anadolu Lisesi diyor. Jandarma komutanlık falan. Bak buradan aslında şu komutanlığın içinden direkt geçebiliyor olsan. Vallahi frenlere bak demişti Sibel ona da. Bakayım da çok bir sıkıntısı yok gibi benim. Ne bileyim, ben sevdim sanki frenleri. Yani güzel durdu gibi geldi bana. Belki de yanlış gördüm. Şu uçurtmalar da bir ara 3-5 kişiden vardı. Sonra erken tam şey diyordum bak. Burada şu komutanlığın içinden geçince direkt o şeye çıkıyorsun aslında. Hacettepe'nin arkada şey vardı ya. Ona çıkıyorsun aslında direkt. Ama işte komutanlık olduğu için geçemiyoruz. Yol biraz uzuyor. Yer gök inlesin, bu sesi dinlesin. Hep seninleyiz. Türkiye şarkısı da o kadar aklıma kazınmış durumda ki şey sağ olsun. İşte yakın geçmeyi çok seven arkadaşlar. Böyle. Buradan gidiyoruz ki orada ileride Shell var. Shell'e gireceğiz ki Levo bir de hava basacakmış. Oha, 6. vitese gelmişiz ya. Niye sol şerit sağdan gitmekte ısrarcıyım bilmiyorum. Yol o kadar bozuk olmasına rağmen. Bu yolun da asfaltı biraz daha iyi olsa var ya, üf, ateş edecek de zaten sürekli şey koyuyorlar. Oo, ben sarıda geçtim ama onlar duracak. Şöyle. Ha, Levo. Levo da geçebilmiş. Ali'de tık yok. Böyle yavaş tın tın gidiyoruz işte. Şurada bir yerde aynen Rider Moto vardı. Bu da araziye çıkılan diğer bir dükkan. Gene İnce'ye geldik. Şuradan sağa girince bizim Yasemin abla, Sıtkı abi falan, işte o Trail motosiklet var. Aynı zamanda Bull Rider, Bull Choppers da orada. Biz burada sola doğru yanaşacağız çünkü Shell'e gireceğiz. Bakayım, Levo da yanaştı herhalde. Öyle, buralarda böyle inecek. Bu da böyle garip bir vlog oldu. Ne anlatıyordum gene bilmediğimiz. Sizden, içimizden bir vlog oldu diyecektim ki daha gelmemiş miyiz Shell'e? Geldik ya, Shell'e buradan giriyoruz. Kamyonu tebrik ediyoruz. Öyle. Bakalım. Lastiği iyi. Bir sıkıntısı yok. Maşallah var lastiği. Levo'nun yeni eldivenleri de ateşi diyor ya. Nazar değirmesek bari. Biz geldik. Yol ver dağlar, yol ver bana. Hava neredeydi burada ya? Hava.
Bakayım rölantisi de ya aletin bak güzel gidon da kilitleniyor yani. Biraz az önce. Usta hava nerede ya? Hava haberi çekiyor mu? Ha. Ha eyvallah sağ olasın. Kolay gelsin. Vay arkadaş nasıl patiler çekti ya. Şuradaymış biz de önünden geçip basıp gitmişiz aletin. Evet. Vlog'u da burada bitireyim madem. Çok bir şey anlatmadım ama gene eğlenceli bir vlog oldu diye düşünüyorum. Esen kalın. Bir günde iki video çıktı. Biri biraz ateşli oldu. Falan filan işte. Hayatta başarılar. Efendim esen kalın. Haydi görüşmek üzere.